Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bomba gibi bir bulgur pilavı tarifim olacak bugün. Tane tane ve oldukça lezzetli etli bulgur pilavı yapacağız. Bu lezzetli bulgur pilavı tarifi için gerekli olan malzemeleri diğer tariflerimde olduğu gibi açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok fazla bekletmeden sizleri hemen yapım aşamalarına geçelim ve öncesinde lütfen videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın. Pilavı yapacağımız uygun bir pilav tavasına öncelikle yaklaşık 1 kahve fincanı kadar sıvı yağ ekleyelim ve 1 çorba kaşığı da tereyağı ekledikten sonra tereyağı eriyinceye kadar şöyle bir karıştıralım. Üzerine yemeklik doğranmış bir orta boy kuru soğanı ekledikten sonra kavurma işlemine başlayalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Bu güzel pilavı yaz mevsiminde yapacak olan arkadaşlarım için bol domates ve biberle de yapmalarını tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde soğanlarımız yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavuralım. Yeteri kadar kavrulduktan sonra üzerine 1,5 su bardağı dolusu pilavlık bulguru yıkadıktan sonra bu şekilde ekleyelim. Ve yine orta ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 4-5 dakika kadar bulguru kavuralım. Bulgurumuz güzelce kavrulduktan sonra üzerine 2 diş sarımsak ufak ufak doğradıktan sonra ekleyelim. Sarımsak çok çabuk yanarak kötü bir koku bırakacağı için son aşamada ilave ediyoruz mutlaka. Ve son olarak pilavımızın lezzetine lezzet katmak için baharatlarını da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bir diğer tarafta haşlamış olduğumuz 250 gram kadar kuşbaşı etini suyuyla birlikte ilave edelim. Ben genellikle bulgur pilavının suyunu göz kararı kullanırım. Sizler isterseniz 1,5 ölçek bulgur için 3 ölçekte su ilavesi yapın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Bulgur pilavı pirinç pilavının aksine ara ara karıştırılarak yapılan bir pilav türüdür. Bu şekilde ara ara karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişirelim. Piştikten sonra üzerini bir bezle kapatarak en az 20 dakika dinlendirelim. Ve gayet güzel bulgur pilavımız tane tane olmak üzere servise hazır. Akşam yemeklerinize çok yakışacak olan bu bulgur pilavını mutlaka deneyin arkadaşlar. Lütfen fikir ve görüşlerinizi de sayfanın en alt kısmındaki yorum bölümünden bana yazmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarif için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarif ve lezzette görüşünceye dek hoşça kalın.